أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد Arkadaşlar fail rükündür kelamda. Müsnedüleyhtir rükündür. Failin fiili de rükündür. Çünkü her fail müsnedüleyhse onun fiili de nedir? Müsnettir. Dolayısıyla kelamda rükün olan fiil efendim hasfedilebilir mi? Yani fail fiilsiz bırakılabilir mi? Şimdi arkadaşlar fiil nedir? Rükündür. Müsnettir. Fail müsnedüleyhtir. Failin hasfi hiçbir zaman caiz değildir, naibsiz. Yani bir faili hasfettin, naib de koymadın, bu caiz değildir. Mutlaka fail sadece bir yerde var. Nedir o? Faili naibsiz hasfetmenin caiz olduğu bir yer var. İzhar'da bunu okumuştunuz. O da neydi arkadaşlar? Mastar. Mastarda faili naibsiz hasfetmek caizdir. Mastar faili alır mı? Alır. Mastarın failini naibsiz hasfetmek caiz midir? Caizdir. Mastarın dışında bu caiz değildir. Bilgi dağarcığımızda failin hasfi asla caiz değildir. Sadece bir yerde hasfi caizdir. O da mastardır. Failin fiilini hasfetmek caiz midir? Karinesiz asla. Karine ile beraber hasfi vacip de olur, hasfi caiz de olur. Şimdi dersimizin başında failin fiilinin hasfi ile ilgili diyor ki وَقَدْ يُحْذَوُ الْفِعْلُ Fiil hasfedilir bazen. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ Karine kaim olduğu zaman. Demek ki karine varsa, fiili anlayabileceğimiz bir karine varsa o zaman fiil hasfedilebilir. Cevazen caiz olarak hasfedilir. Fi misli Zeydün limen kâle men kâme. Men kâme diyene Zeydün cevabını veriyorsun. Men kâme kim kalktı? Soru böyle. Şimdi sana soru geliyor. Men kâme kim kalktı? Zeydün. Ne demektir bu? Kâme Zeydün demektir. Şimdi şuraya bir dikkat edelim. Men kâme. Kim kalktı? Soru. Buraya Zeydün kâme de diyebiliriz. Kâme Zeydün diye de takdir edebiliriz. Doğru mu? Men kâme Zeydün kâme. Veya kâme Zeydün. Eğer Zeydün kâme dersek Zeydün mübteda kâme haber olur. Kâme Zeydün dersek kâme fiil Zeyd fail olmuş olur. Doğru mu? Peki men kâme sorusuna Zeydün kâme. Kâme cevabını verdiğimiz zaman affedersiniz. Zeydün men kâme sorusuna Zeydün diye cevap verdiğimiz zaman men kâme Zeydün. Şimdi bu Zeyd'i şöyle mi yapalım? Böyle mi takdir edelim? Yani bu Zeydün elbette bir kelimedir ama bunun nesi vardır? Tek kelime değildir. Bir cümledir sonuçta. Soruya cevaptır bu. Zeydün kâme mi diyelim yoksa kâme Zeydün mü diyelim? Arkadaşlar eğer Zeydün kâme dersek kâme fiil. Huve faili. Fiil fail cümle. Bir cümle. Zeydün mübteda. Efendim kâme cümlesi haber. Bir cümleyi sonra bir de cümleyi kübra olmuş oluyor. Doğru mu? Burada eğer Zeydün kâme diye fiili daha sonra takdir edersek hazif çoğalmış oluyor. Sadece kâme değil kâme huve diye bir cümleyi hasfetmiş oluyorsun. Ama kâme Zeydün diye takdir edersen o zaman sadece ne olmuş oluyor? Bir fiil takdir etmiş oluyorsun. Mahzufsüz ibare, mahzuflu ibareden evla olduğu gibi hazif az olan, hazif çok olandan daha evladır. Evet, demek ki men kâme sorusunun cevabı kâme Zeydün de olabilir, Zeydün kâme de olabilir. Biz niye kâme Zeydün diye fiili takdir ediyoruz? Çünkü öyle yaptığımız zaman hazif ne olmuş oluyor? Daha az olmuş oluyor. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? İkincisi bir daha misal veriyor. وَلِيُّبِكَ يَز۪يلُ ضَارِعٌ لِخُسُومَتٍ Bu arkadaşlar bir mersiyeden alınmış, mersiyeden alınmıştır. Mersiye ne diyorduk? Ağıt. Yani ölünün arkasında yapılan ağıtlardan alınmış efendim bir sözdür. Tabii bu şiir, ağıtlar genelde şiir şeklinde olur. Veliyüb ke yezidu
Bunu telhiste okumuştunuz. Ve fadluhu ala gayrihi diye yübki yezidü liyebki yezide üzerine fazla üstünlüğü nedir diye telhiste geçmişti hatırlarsanız. Veliyü bike Veliyüb ki yezidu dari'un Şimdi mersiye yapan şair böyle söylüyor. Veliyüb ki yezidu yezid ağlanılsın. Ölmüş olan Zeyd'e mersiye yapıyor. Veliyüb ki yezidu yezid ağlanılsın. Peki kim ağlasın? Kim ağlasın? Yezid ağlanılsın. Dari'un li husumetin. Bu garibanların babasıymış. Çaresizlerin çaresiymiş. Derdine derman bulamayanların derdine derman bulan birisiymiş. Öyleyse dari'un li husumetin. Veliyüb ki yezidu yezid ağlanılsın deyince burada suali mukaddere var. Suali mukadder var. Yukarıda men kâme sorusunda suali muhakkak var. Ama liyüb ki yezidu yezid ağlanılsın deyince burada suali mukadder var. Suali mukaddere cevaben dâri'un li husumetin. Yani husumet vaktinde, dava vaktinde acziyet içerisinde olan, derdini anlatamayan, çaresiz kalan kişiler ağlasın onu. Dâri'un aciz kalan demektir. Li husumetin, husumet için davasını savunmak için efendim aciz kalan kişiler onu ağlasın. Şimdi liyüb ki yezidu yezid ağlanılsın deyince dari'un li husumetinde orada liyüb ki yezidü'den tevellüd eden mukadder bir sual var. Ona cevap olarak gelmiştir. O zaman dari'un yani yebikihi onu ağlasın dari'un li husumetin. Buradaki liyüb ki yezidü'de yezidü yübkenin naib faalidir. Dari'un de nedir? Mukadder bir yebkihinin failidir. Yani burada dari'un failinin fiili ne olmuştur? Hasfedilmiştir. Cevazen hasfedilmiştir. Bir arkadaş da burada iki tane misal verdi. Bir misal sıradan bir soru, suali muhakkaka cevaptır. İkinci misal de nedir? Suali mukaddere cevaptır. Bir, bu açıdan baktığınız zaman suali muhakkak olur, suali mukadder olur. Bir de bir nesirden misal verdi, bir de menzumden misal verdi. Yani bu şiirde de, normal kelamda da vaki olabilir olduğunu anlatmış oldu. İki misalden biz iki şey çıkarıyoruz. Bir, suali muhakkak, suali mukadder meselesini çıkarıyoruz. Bir de bu menzumda olduğu gibi mensurde de olabilir. Arap edebiyatında bu yaygındır demektir. Anlaşıldı mı efendim? Peki ve vücuben fiil vücuben hasfedilir. Yani failin fiili buraya kadar cevazen hasfedilmişti. Bir de vücuben hasfedilir. Nerede? Fî mithli ve in ahadun minel müşrikîne stecâreke ve in ahadun minel müşrikîne stecâreke ve in ahadun minel müşrikîne stecâreke gibi yerlerde vücuben hasfedilir. Bu gibi yerlerden neyi kastettiğini şimdi göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ve in ahadun minel müşrikine istecareke ve in ahadun eğer bir kişi minel müşrikine müşriklerden istecareke senden eman dilerse فَاَجِرْهُ ona eman ver. Eğer müşriklerden birisi senden eman dilerse ona eman ver diyor. Tamam. İstecareke senden eman dilerse demektir. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Şart edatı olan in fiilin üzerine dahil olması vaciptir. İsim üzerine dahil olması mümkün değildir. Öyleyse in ahadun kelimesinin üzerine gelemez. Ahadun nedir? İsimdir. Şart edatı asla isim üzerine gelmez, mutlaka fiil üzerine gelir. O zaman burada in ile ahadun arasında bir fiil olduğu anlaşılmıştır.
Peki bu fiil ileride istecareke ile tefsir edilmiş. Bu istecare burada istecare fiili, burada gizli olan fiilin müfessiridir. Müfessir. Müfessir tefsir eden demektir. Bu istecare ki burada gizli olan fiili tefsir etmiştir. Tamam. O zaman buradaki gizli olan nedir? Burada da gizli olan istecarekedir. Yani aslı şudur. Ve in istecareke senden eman dilerse ehadün bir kimse minel müşrikine müşriklerden. Aslı budur. Fakat burada ne oldu? İstecare hasfedilmiştir. Sonra ileride tefsir edilmiştir. Tamam. Tefsir edilmiş. Şimdi bu müfessirdir. Bu nedir? Müfesserdir. Bakın arkadaşlar. Müfessirin olduğu yerde müfesserin zikredilmesi caiz olmaz. Yani madem ki burada müfessir var, o zaman bu zikredilmez. Bu zikredilirse buna ihtiyaç kalmaz. Müfessirin olduğu yerde, yani daha doğrusu burada bu hasfedildiğinden dolayı bu ileride geldi. Bu onun yerine geldi. Bu varken bir daha bunun zikredilmesi caiz olmaz. Onun için burada şu misalde bunun hasfedilmesi vaciptir. Yani ne demek vaciptir arkadaşlar? Ve in istecareke ahadun minel müşrikine istecareke denmez. Eğer burada istecareke zikredilirse o zaman bu müfessir kalkar. Bu müfessir burada varken orada fiilin ahadun failinin fiili hasfedilmiştir. Cevazen mi vücuben mi? Vücuben hasfedilmiş. Şimdi buradaki vücubeni Muhammed Mesud nasıl anlıyoruz? Müfessir varken müfessire ihtiyaç yoktur. Müfessir varken orada müfessirin hasfi nedir? Vaciptir diyoruz. Yoksa biz şöyle diyebiliriz. Ve in istecareke ahadun minel müşrikine deriz ama ileride istecareke ne yapmayacağız? Zikretmeyeceğiz. Evet. Müfessir varken müfessirin zikrine gerek yok. Çünkü o müfessir müfessirden ivaz olarak gelmiştir. Biz bir defa burada ahadunde ve in ahadunde fi failin, mesela ahadune ne diyoruz terkibinde? Fail demek mecburiyetindeyiz. Doğru mu? Çünkü şart edatı fiilin başına gelir. O arada mutlaka bir fiil vardır. Bu fiilin bu misalde hasfi nedir? Vaciptir. Niye vaciptir diyoruz? Çünkü o hasfedildi ve ileride tefsir edildi. Tefsir edildiğine göre müfessir müfesserden ivaz olarak gelmiştir. Binaenaleyh burada efendim fiilin hasfi vaciptir. Fi misli dediğinden neyi kastediyor arkadaşlar? Fi misli ve inahadun. Ve inahadun gibi yerlerde. Yani fiil hasfedilip ileride tefsir edildiği yerlerde demektir. Fiil hasfedilip ileride tefsir edildiği yerlerden. Şimdi arkadaşlar mesela اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ. Şimdi اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْتَ اِنْشَقَّتْ هِيَ. Peki bu inşakkat, idada nedir? Zarftır, şart harfidir. Bu da neyin başına gelir? Fiilin başına gelir. Şimdi اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْتَ اِنْشَقَّتْ neyi tefsir etti bize? Değil mi? Ve idâ el ardu muddet. Oradaki muddet idâ ile el ardu arasındaki fiili ne yapıyor? Tefsir ediyor. Anlatabildim mi? Ve kad yuhdefâni ma'an. Fiil zikredilmiş, fail terk edilmiş. Bu olmaz. Ama fail ile fiil ikisi beraber hasfedilebilir mi? Beraber hasfedilebilirler. Nasıl yani? Fî mitli na'am لِمَنْ قَالَ اَقَامَ زَيْدٌ. اَقَامَ زَيْدٌ, Zeyd kalktı mı? Zeyd kalktı mı? Naam. Evet. Biz bunu Türkçe'de de yapıyoruz değil mi? Zeyd kalktı mı? Zeyd geldi mi? Evet. Evet geldi demektir. Yemek yedin mi? Evet. Bu evet nedir? Evet yedim. Bu cümlenin yerine geldi. Şimdi burada sadece naam dediğimiz zaman ne fiil zikredilmiş ne de fail zikredilmiş. O zaman bu geldiğimiz yere kadar diyoruz ki failin hasfi asla ne değildir? Tek başına caiz değildir. Mutlaka fail hasfedilirse onun yerine ne gelir? Naib fail gelir. Fiilin hasfi karine ile beraber caizdir. Bu karine suali mukadder de olabilir, suali muhakkak da olabilir.
Efendim, bazen fiilin hasfi vacip olur. Nerelerde vacip olur? Fiil hasfedilip ileride tefsir edilirse, müfessir varken orada fiilin hasfi nedir? Vaciptir. Yani orada hem fiil zikredilip, müfesser olan fiil zikredilip hem de ilerideki müfessir beraber zikredilmezler. Bu da tamam mı? Fail ile fiilin ikisinin beraberce karine ile hasfedilmesinin caiz olduğunu da söylemiş oldu. لِمَنْ قَالَ اَقَامَ زَيْدٌ. Şimdi arkadaşlar, geldik tenazur bahsine. Tenazur bahsinin bugün bir girişini yapmış olacağız, özetini söylemiş olacağız. Basralılara Küfelilerin ana fikrini söylemiş olacağız. Basra ekolü ile Küfe ekolünün ana fikrini söylemiş olacağız. Yarınki dersimizde ise bu konuyu arz-ı amik, enine boyuna inşallah müzakere etmiş olacağız. Arkadaşlar, tenazur bahsi izharda zikredilmez. Kafiyede zikredilir. Katrun Neda, Şerhu Şudur-u Dev, İbn Akil gibi eserlerde zikredilir. Tenazu bahsine özel yer verirler. Tenazu ne demektir? İki veya daha fazla amilin bir veya birden fazla mamul üzerine kavga yapmaları, benim mamulüm olacaksın demelerine tenazu denir. Şimdi tahtada örnekle görelim arkadaşlar. Tenazu şablon olarak kafamıza yerleşmesi açısından beraber bir görelim. Şimdi darabe ve ekreme zeydün amran dediğimiz zaman darabe faile ihtiyacı var. Başka ne ihtiyacı var? Mef'ule ihtiyacı var. Peki Ekrem'e? Onun da faile ihtiyacı var, mef'ule ihtiyacı var. Darabe diyor ki, Zeyd'i ben darabe Zeydün, Ekrem'e Zeydün. Darabe diyor ki bunu ben faile alayım, Ekrem'e diyor ki ben faile alayım. Darabe diyor ki Amren'i ben mef'ule alayım, Ekrem'e diyor ki ben mef'ule alayım. Ne oldu burada şimdi? İki fiil. İki tane isim üzerinde aynı yönde münazaa yapıyorlar. Aynı yönde ne demek istiyorum? Bu da fail almak istiyor bunu, bu da fail almak istiyor. Bu da bunu mef'ule almak istiyor, bu da bunu mef'ule almak istiyor. Tamam? Aynı yönde münazaa yapmış oluyorlar. Bir de şöyle olabilir. Darabtu ve ekremeni Zeydün veya Zeyden. Şimdi darabtu diyor ki ben bunu mef'ule almam lazım. Çünkü onun faali var, mef'ule ihtiyacı var. Ekreme fiil nun nunu vikaya ya mef'ulu. Ekreme de diyor ki ben bunu mef'ule almam lazım. Faal almam lazım. Şimdi eğer darabtu'yu amel ettirirsek darabtu ve ekremeni Zeyden diyeceğiz. Doğru mu? Eğer bunu amel ettirirsek darabtu ve ekremeni Zeydün diyeceğiz. Burada şimdi münazaa var ama aynı yönde değil. Birisi fail almak istiyor, birisi mef'ul almak istiyor. Bunu tersine çevirebilirsiniz. Darabeni ve ekremtu derseniz bu sefer darabeni bunu ne almak ister? Fail almak ister. Ekremtu de bunu ne almak ister? Mef'ul almak ister. O zaman münazaa aşağı yukarı anlaşıldı, doğru mu? Demek ki ortada bir tane mamul var veya iki tane mamul var. Efendim, fakat önceden zikredilmiş iki tane amil var en az. Bu iki amilden ikisi de diyor ki bu benim mamulümdür. Aynı yönde veya farklı yönde. Birisi benim faalim derken öbürü benim mef'ulümdür der. Şimdi وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ. İki fiil, bu asgarisi iki fiildir. İkiden de fazla olabilir. وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ. İki fiil münazaa yaptığı zaman zahiren بَعْدَهُمَا. Kendilerinden sonra gelen bir ismi zahirde. Kendilerinden sonra gelen, demek ki tenazu nerede olur arkadaşlar? İsmi zahirde olur. Doğru mu?
Tenazu nerede olur? İsmi zahirde olur. Kendilerinden sonra gelen bir ismi zahirde münazaa yaptıkları zaman ki fakat yekûnû, bu cümle itirazı oluyor. Onun için ki dedim arkadaşlar. Feyhtaru al-bisriyyune var aşağıda. Ve izâ tenâza'a al-fi'lâni zâhiren ba'dahuma feyhtaru al-bisriyyune, onun cevabı orasıdır yani. Aradaki nedir? Cümleyi itiraziyedir. Evet. Ve izâ tenâza'a al-fi'lâni, iki fiil münazaa yaptığı zaman zâhiren ba'dahuma, kendilerinden sonra gelen bir ismi zahirde münazaa yaptıkları zaman ki fakat yekûnu fi'l-fâiliyyeti, bu münazaa faaliyette olabilir. Mislu darabeni ve ekremeni zeydün. Darabe bunu fail almak istiyor. Ekreme de fail almak istiyor. Ve fil mef'uliyeti mef'uliyette olabilir. Mislu darabtu ve ekremtu zeyden. Darabtu zeyden'i mef'ul almak istiyor. Ekremtu de mef'ul almak istiyor. Aynı cihette ne oldu burada? Münazaa oldu. Ve fil fa'aliyeti vel mef'uliyeti muhtelifeyni. Birisi fail almak ister, birisi mef'ul almak ister. Bazen birincisi fail, ikincisi mef'ul. Bazen birincisi mef'ul, ikincisi fail almak ister. O zaman yani cihet değişmiş oluyor. Peki bu durumda ne olacak? İki fiil münazaa yaptığı zaman ortada bir tane ismi zahir var. İki amil diyor ki bu benim mamulümdür. Şimdi burada bir takım problemlerle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Burayı ben silip yeniden nasıl problemlerle karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Dersin detayları bir sonraki derste olmuş olacak. Şimdi birinci misalde neydi arkadaşlar? Bazen failde olur demişti ya. Darabeni ve ekremeni zeydün. Doğru mu? Burada nerede ihtilaf ettiler? Münazaa yaptılar. Failde. Bir de meful yapalım. Darabtu ve ekremtu zeyden. Tamam. Şimdi muhtelife misal verirsek darabeni ve ekremtu zey veya darabtu ve ekremeni zey. Burada arkadaşlar tenazu bahsi dediğimiz bu bahiste gördüğünüz gibi şu ismi zahirlerde münazaa vardır. Buradaki münazaa aynı cihetten. Bu da fail istiyor, bu da fail istiyor. Bu da meful istiyor, bu da meful istiyor. Burada bu fail istiyor, bu ise meful istiyor. Burada bu meful istiyor, şu fail istiyor. Doğru mu? Basralılar der ki, burada bu ismi zahir kime yakın? Buna yakın. Kaptırmaz ki bunu diyor. Hemen burnunun dibindekini başkasına kaptırmaz ki. Hak bunundur diyor. Yani ikinci fiili amel ettiriyor. Yalnız burada şunu söyleyeyim. Hem Basralılar hem Küfeliler insaflı olmak lazım. Diyorlar ki bunu da amel ettirmek caiz, bunu da amel ettirmek caizdir. Bir defa caiz değildir demiyor. Basra ve Küfe ekolü ana olarak diyor ki bu da şurada amel edebilir. Bu caizdir. Tercih meselesine gelince bunu mu amel ettireyim, bunu mu amel ettireyim? Basralar diyor ki, bu bir defa buna yakın olduğundan dolayı ikinci fiili amel ettirmek evladır. Buna göre, darabeni ve ekremeni zeydün, hangisini amel ettirirsen ettir, zeydün okuyacaksın. Darabtu ve ekremtu, hangisini amel ettirirsen ettir, zeyden okuyacaksın. Ancak diyeceksin ki ekremtünün mefulüdür. Peki darabeni mefulü ne oldu? Bu soruya cevap bulmamız lazım. Darabeni ve ekremeni zeydün de zeydün ekremenin faalidir. Peki darabenin faali ne oldu? Bu soruya cevap bulacağız. Eğer ikinci fiili amel ettirirsek birinci fiilin faal ihtiyacını ne yapacağız? Birinci fiilin meful ihtiyacını ne yapacağız? Bu soruya cevap vereceğiz. Eğer zeydün birinci fiilin faali ise ikinci fiilin faalini ne yapacağız? Zeyden birinci fiilin mefulü ise ikinci fiilin mefulü ne yapacağız? Darabeni ve ekremtü'de işler karışıyor. Nasıl karışıyor? Şimdi biz burada Basralılara göre hareket edersek darabeni ve ekremtü zeyden diyeceğiz. Doğru mu? Ha, şuraya gidiyorum. Darabeni ve ekremtü zeyden diyeceğiz.
Peki küfellere göre dersek nasıl diyeceğiz? Darabeni ve ekremtu zeydun diyeceğiz. Şu misalde Basralılara göre hareket edersek darabtu ve ekremeni zeydun. Küfellere göre hareket edersek darabtu ve ekremeni zeyden diyeceğiz. Problem ne burada? Problem ikinci fiili amel ettirdiğin zaman birinci fiilin faal ihtiyacını nasıl karşılayacaksın? İkinci fiilin, affedersin, birinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa mef'ule ihtiyacını nasıl karşılayacaksın? Diyor ki, فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُونَ Basralılar ihtiyar ediyorlar. اِعْمَالَ اَثَّانِ ikincisini amel ettirmeyi. İ'mal ne demek arkadaşlar? Amel ettirmek. Doğru mu? Bazılar buna mana verirken ikincisinin amelini derler. عَمَلَ اَثَّانِ demedi. اِعْمَالَ اَثَّانِ İ'mal amel ettirmek demektir. İ'mal ethani. İkincisini amel ettirmeyi tercih ederler. Niçin tercih ederler arkadaşlar? Çünkü ona yakındır. Bel kufiyun, küfeliler küfe ekolü tercih eder. Neyi? El evvele. Birincisini amel ettirmeyi tercih ederler. Küfeliler olaya nasıl bakarlar? Derler ki evvela ihtiyaç bunun için vakı oldu. Darabeni derken bunun ihtiyacı oldu. İhtiyaç önce buradan başladı. Öyleyse bunu önce ona vermek lazım. Yani mukaddem olduğundan dolayı efendim el fadlu limen taqaddem. Peki arkadaşlar. Basralıların dediğini yaparsak karşı karşıya kalacağımız problem nedir? İlk olarak ne dedim arkadaşlar? İlk olarak dedim ki Basralılar ve Küfeliler her ikisini de amel ettirmek caizdir diyorlar. İhtilaf nerededir? Sadece evleviyettedir. Hangisi evladır? Şimdi Basralılarla ilgili tarafı tamamlayalım. Ne diyor? Biz Basralıların dediğiyle amel edeceğiz. Darabeni ve ekremeni zeydünde zeydi ne yapacağız? İkinci fiile faal yapacağız. İkinci fiile faal yapacağız. Birinci fiilin faali ne olacak? Bunun cevabını bulacağız. Darabtu ve ekremtu zeyden de zeydeni ikinci fiile meful yapacağız. Darabtu'nun birinci fiilin meful ihtiyacını ne yapacağız? Burasını göreceğiz şimdi. Diyor ki fein a'amelte thaniye ikincisini amel ettirirsen Basralıların dediği gibi azmartel fa'ile fil evveli birincisinde faali zamir yaparsın. Ala vefkı zahiri ismi zahire muvafık olarak. Ala vefkı zahiri ismi zahire muvafık olarak. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya dikkat edelim şimdi. Darabeni ve ekremeni zeydünde buraya ne koyacağız? Huva koyacağız. Darabeni ve ekremeni Ezzeydani dersek ne koyacağız oraya? Burası ne arkadaşlar? O zaman Darabani diye okuyacağız. Tesniye, yani fail ne yapacağız? Zamir yapacağız. Fail tesniyelerde ne olur? Darabeni olmaz. Darabani olur bu sefer. Burası Ezzeydune ise buna muvafık bir zamir koyacağız. O zaman da darabuni diyeceğiz. Tamam. Yani Basralılara göre darabeni ve ekremeni zeydünde darabeni ve ekremeni zeydün tamamdır. Ama burası ezzeydani ise nasıl dememiz lazım? Darabani ve ekremeni ezzeydani diyeceğiz. Eğer burası ezzeydüne ise darabuni ve ekremeni ezzeydüne diyeceğiz. Anlatabildim mi burasını? Yani birinci fiilin faile olan ihtiyacını ne yaptık arkadaşlar? Zamir yaptık. Fail fiilde zamir olunca müfret zamirde müfrettir huve gizlersin ama tesniyede elif olur. Cemide ne olur? Vav olur. Burada koyacağımız zamir ne olacak? Ala vefkı zahir. Oradaki zikredilen münazaun fi olan münazaa yaptığımız o iki fiilin münazaa yaptığı ismi zahire muvafık olacak. O müfret, o müfret, o tesniye, o tesniye, o cemi, o cemi, müzekkerlik, müennessik bakımından ona uyacak.
Böylece arkadaşlar ne yaptık? Fail ihtiyacını gördük. Ancak burada bir problemle karşı karşıya kalmaz mıyız? Nedir bu problem arkadaşlar? Darabani, darabuni, bu ba, elif nereye raci? Ezzeydaniye. Vav nereye raci? Ezzeydüneye. Peki ezzeydüne merci, zamirin merci mezkür müdür? İzmar kabile zikir lazım gelmez mi burada? İzmar kabile zikir lazım gelmez mi? Ezzeydüne ikinci fiilin faali olduğuna göre hem lafzan sonradır hem de rütbeten sonradır. Burada izmar kabile zikir mutlak lazım gelir. Tamam. Böyle bir problemle karşılaşıyoruz. Basralılar diyor ki darda kaldım ne yapalım? Yani izmar kabile zikir caiz değildir ama buralarda yuteferu idare edilir diyorlar. Buralar ne olur? İdare edilir. Tenazü babında izmar kabile zikir caizdir diyorlar. Yuteferu. Burada bunu idare edeceğiz diyorlar. Anlaştık? İzmar kabile zikir lazım geliyor. Basraların genel görüşü nedir? Olsun canım. Yani burada biz faile hasfedemeyiz. Çünkü fail nedir? Rükündür. Rükün olduğundan dolayı biz bunu hasfedemeyiz. Ne yapacağız? Zamir yapacağız. Ama izmar kabile zikir oldu. Olsun, burada bu idare edilecektir. Demek ki izmar kabile zikiri tenazü babında faile ihtiyacı olduğu yerde kabulleniyorlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Diyor ki اَضْمَرْتَ الْفَاِلَ فِي الْاَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الظَّاهِرِ ismi zahire muvafık olarak zamir yaparsın. دُونَ الْحَذْفِ burada izmar kabile zikir var diye ne yapmasın? Hazfetmezsin diyor. Ama خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ İmam Kisai muhalefet ediyor. İmam Kisai Basralılardan diyor ki tamam, ikinci fiili amel ettirelim. Oldu. Birinci fiilin faale ihtiyacı varsa izmar kabile zikir yapma. Burada sen faali hasfet. Normalde faalin hasfi de caiz değildir. Burada bunu idare edeceğiz diyor. Tamam. Hem Kisai hem de Basralılar her ikisi de normalde caiz olmayan bir şeyi caiz görüyorlar. Basraların geneli diyorlar ki izmar kabile zikir mutlak caiz değildi ama biz burada bunu ne yapalım? Caiz görelim. Kisai diyor ki niye caiz görelim ki? Hasfedelim gitsin. Peki hasfettiğin zaman failin hasfi de ne yoktu? Caiz değildi. Olsun diyor, madem izmar kabile zikirdir onu irtikap etmektense bunu irtikap edelim diyor. Hem Kisai hem de Basralıların tamamı diyorlar ki birinci fiilin faile ihtiyacı olduğu halde ikinci fiili amel ettirip birinci fiilin faaline zamir yaparız. Kisai hasfederiz diyor. İkisini de amel ettirmek caizdir. Kisai'ye göre de. Efendim kime göre de? Basralılara göre de. Şimdi arkadaşlar bu böyle devam ederken evet. İmam Ferra devreye giriyor. Bakın diyor. Ey Basralılar, ey Kisai. Her ikiniz de yanlış yapıyorsunuz. Nedir yanlış? Eğer burada birinci fiilin fail ihtiyacı varsa, eğer Basralıların genelinin dediğini yaparsak izmar kabile zikir bir haram işliyorsunuz. Yani nahiv kurallarına göre bir haram iş, bir yasak işliyorsunuz. Ve ey Kisai sen ne yapıyorsun? Faili hasfediyorsun. Sen de bir haram işliyorsun. Gelin biz şöyle diyelim. Eğer ikinci fiili amel ettirelim, tamam Basralı'nın dediği bu görüşteyim. Fakat birinci fiilin faile ihtiyacı varsa ikincisini amel ettirmek caiz değildir diyelim. Sadece burada caiz değildir diyelim. Birinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa tamam. Ama birinci fiilin faile ihtiyacı varsa ikinci fiili amel ettirmek caiz değildir diyelim. Niye caiz değildir diyelim? Caizdir dersek iki haramdan birisini işleyeceğiz. Nahivdeki iki yasaktan birisini işleyeceğiz. Ya diyeceğiz ki izmar kabile zikir var. Bu caiz değildir. Ya diyeceğiz ki faali hasfettik. Bu da caiz değildir. Vecaze. Birinci fiilin faile ihtiyacı olduğu halde ikincisini amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra. İmam Ferra buna muhalefet ediyor. Diyor ki hayır. Birinci fiilin faile ihtiyacı varsa ikinci fiili amel ettirmek caiz değildir.
Vecazeyi arkadaşlar geride söyledi aslında. Ne söylemiş oldu? Basralılar ikincisini amel ettirmeyi tercih ederler dedi. Zaten bu o anlaşıldı. Ama ferra caiz değildir diyebilmesi için vecaze ikincisini amel ettirmek caizdir. Birincisinin faali ihtiyacı olduğu halde hilafen lil ferra İmam Ferra muhalefet etmiştir. Yani İmam Ferra ne demiştir? Birinci fiilin faile ihtiyacı varsa ikinci fiile amel ettirmek caiz değildir. Arkadaşlar ibareyi çok böyle iktisatlı kullanmıştır. Çok iktisatlı kullanmıştır. Buraya mana verirken şöyle vermeniz lazım. Diyeceksiniz ki el-mertel faile fil evveli ala vefkı zahiri dünel hazfi hasfedemezsin. Hilafen lil kisayi, kisayi diyor ki hasfedersin. Hasfedemezsin, işte o zaman zamir yapacaksın onu. İzmar kabile zikir lazım gelmez mi? Gelir ama burada yuğteferru, yani burada buna müsaade edilir. Peki, hilafen lil kisayi, kisayi muhalefet etmiştir, ne demiştir? Hasfedersin demiştir. Dünel hasfi, diğerleri hasfedemezsin dedi. Hilafen lil kisayi, kisayi hasfedersin dedi. İzmar kabile zikir yapmaktansa hasfedelim, ileride anlaşılacak zaten karineyle. Peki, vecaze, vecazeye nasıl mana vereceksin arkadaşlar? Birinci fiilin faile ihtiyacı olduğu halde ikincisini amel ettirmek caizdir. Bunu böyle söylerseniz doğru toparlamış olursunuz. Bunu böyle söylemezseniz doğru toparlayamazsınız. Vecaze, birinci fiilin faile ihtiyacı olduğu halde ikincisini amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra, İmam Ferra muhalefet ediyor. İmam Ferra diyor ki, tamam, birinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa ikincisini amel ettirmek evladır derim. Ama birinci fiilin faile ihtiyacı varsa ikinci fiili amel ettirmek caiz değildir. Orada tenazu bahsi olmaz. Çünkü biz burada ikinci fiili amel ettirmeye kalktığımız zaman birincisinde ya izmar kabile zikir mutlak yapacağız, bu caiz değildir. Veya İmam Kisai'nin dediği gibi faali hasfedeceğiz, bu da caiz değildir. Bu caiz olmayan iki yola girmektense caiz değildir diyeceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Vecaziye mana verirken ne diyeceksiniz? Birinci fiilin faile ihtiyacı olduğu halde ikinci fiile amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra. Vecazi mutlak olarak alırsanız arkadaşlar. Yani vecaze birinci fiile amel ettirmek, ikinci fiile amel ettirmek caizdir. Hilafen lil ferra. Ferra'ya göre muhalefet etmiştir. Yani o zaman ferra İkinci fiile amel ettirmek hiç mi caiz değildir diyor. Sadece bu neyle mukayyettir? Birincisinin faile ihtiyacı olduğuyla mukayyettir. Peki sonra diyor ki faal ihtiyacını böyle gördük. Mef'ul ihtiyacına gelelim. Efendim ve hazeftel mef'ule mef'ulu hasfedersin inistuniye anhu. Eğer ona ihtiyaç yoksa inistuniye anhu, ona ihtiyaç yoksa, ondan müstağni olunduysa ve illa istiğna hasıl olmadıysa ezharte, onu izhar edersin. Yani arkadaşlar mesela birinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa darabtü'de ihtiyacı var. Doğru mu? Ve ekremtü zeyden de ne yaparsın diyor Basralılar, bunun mef'ulünü hasfedersin. İzmar kabile zikir failde rükün olduğu için yapıyorsun. İdare ediyorsun orada ama mef'ul rükün değil ki. Zaten ayrıca darabe fiilinin darabe fiili neydi arkadaşlar? Efendim, bir fiildir biliyorsunuz. Müteaddiler üç kısımdı. Bir mef'ul alan, iki mef'ul alan, üç mef'ul alan. Bir mef'ul alanın mef'ulünü karine ile karinesi hasfetmek neydi? Caiz idi. Darabenin mef'ulünü karine ile karinesi hasfi zaten caiz. İki mef'ul alanlar kendi arasında üç kısımdı. Birisi efali kulüptü, birisi efali kulübe münhaktı, birisi de adayı tübabıydı. Öyle miydi arkadaşlar? Efali kulübün iki mef'ulünü birden veya bir mef'ulünü karine ile karinesi hasfetmek caiz miydi? Bir mef'ulünü karine ile hasfetmek. Adayı tübabının iki mef'ulünü birden veya bir mef'ulünü karine ile karinesi hasfi caiz miydi? Bunlar izhar bilgilerinizde vardır. Efali kulübe mülhak olanlar keza öyle. Üç mef'ulü alanlar da bildiğiniz gibi aleme babı gibidir. İki mef'ulü adayı tübabı gibidir. Birinci mef'ulleri. Şimdi eğer mef'ulün hasfi caiz ise ne yaparsın? Zamir yapmasını hasfedersin, gider. O zaman darabtu ve ekremtu zeyden de, zeyden ekremtunun mef'ulüdür. Darabtunun mef'ulü ne olmuştur? Hasfedilmiştir. Darabeni ve ekremtu zeyden diyeceksin. Bu da zaten mef'ulünü almıştır, mef'ul ihtiyacı yoktur. Darabtu ve ekremeni de
Zeydün diyorsun. Bu zarar türünün mef'ulü ne olmuştur? Hasfedilmiştir. Diyor ki ve illa mef'ulünden istiğna hasıl olmazsa diyor ya. Burası arkadaşlar hani demişler ki senin adın ne demişler? Demiş ki benim adım Musa. Öbürüne sormuşlar senin adın ne? Benimki o kadar uzun değil, benimki Musa demiş. Şimdi burada bir Musa var. Yani misal üzerinde anlatıldığı zaman burası bir Musa'sı var. İnşallah yarınki dersimizde Musa ile görüşmüş olacağız.